Makro ve Basic 2019 videolarına hoş geldiniz. Bütün programlama dillerinde yer alan if kontrol yapısı, bazı şartların gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi durumlarda ayrı ayrı kodların çalışmasına imkan sağlayan bir karar kontrol yapısıdır. Bunumuzda if'ten yapısından bahsedeceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için hazırlamış olduğumuz örnek tablo üzerinde çalışacak olursak, A, B ve C sütunlarına vermiş olduğumuz satış, zam ve sonuç şeklinde başlıklarımız bulunmakta. Burada yapacağımız işlem, eğer ki satış 200'den büyük ise sonuç üzerine zama artı 50 ekleyerek sonuç alanına yazdırmak, eğer ki 200'den büyük değilse sonuç içerisinde direkt zam miktarını yazdırmak olacak. Bu işlem içinde yapmamız gereken şey, geliştirici sekmesine gelip ekle alanında yer alan düğmeyi alarak yine sayfa üzerine bekleyip yeni butonu ile kod bloğu içerisine girmiş olacağız. Burada yapmamız gereken ilk şey, daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi değişken tanımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu işlemde kullanacağımız iki tane değişkenimiz bulunmakta. Satış ve zam değişkenleri. Bunun için yapacağımız ilk şey dim satış virgül zam as integer tipte iki adet değişken tanımladık. Eğer ki tanımlayacağınız değişkenler aynı değişken türünü içeriyorsa, bu örnekte olduğu gibi, aralarına virgül koyarak tek satır içerisinde tanımlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımdan sonra yapmamız gereken şey, A2 hücresi içerisinde yer alan satış değerini satış değişkeni içerisine aktarmak, B2 hücresinde yer alan zam değerini ise zam değişkeni içerisine aktarmak. Bunun için de yapmamız gereken şey, satış eşittir range parantez içerisinde A2 hücresinin değerini göndermiş olacağız. Zam eşittir range parantez içerisinde B2 hücresindeki değeri değişken içerisine göndermiş olacağız. Burada dikkat etmemiz gereken husus, eşitliğin sol tarafındaki alan sağ tarafındaki alandan bilgi almaktadır. Değişkenlerimize hücre içerisindeki değerleri gönderdikten sonra if kontrol yapısına başlayacak olursak, if satış değişkeninin içerisindeki değer 200'den büyük ise zam değişkeninin içerisine zam artı 50 ifadesini yazmasını isteyeceğiz. Kullanacağımız kontrol yapısı bittikten sonra yapmamız gereken şey end if cümlesiyle if yapısını sonlandırmak olacak. Ve daha sonra zam içerisindeki değeri yeniden C2 hücresine göndermemiz gerekiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi eşitliğin sol tarafındaki alan sağ tarafındaki alandan bilgi aldığı için bu kez yapacağımız şey range parantez içerisinde C2'nin değeri eşittir zam olarak belirtirsek bu kez C2 hücresi zam değişkenin içindeki değeri almış olacak. Şimdi sayfamıza dönüp düğmemize tıkladığımızda satış alanındaki değer 200'den küçük bir değer olduğu için sonuç kısmına direkt zam değişkeni içindeki değeri yazmış olduk. Eğer buraya 200'den büyük bir değer girip düğmemize tıklarsak bu kez zam üzerine artı 50 ekleyerek sonuç alanına yazdırmış olduk. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere.